النوع الرابع 4. çeşit. Ma'rifatul musnedi. Musnedin tanınması, bilinmesi, tanıma. Zekera Abu Bekr el Hatib el Hafiz rahimehullah. Abu Bekir el Hatib en Hafiz Allah rahmet etsin. Dile getirdi. En el musnede musnedin yani adı musned olan veya müsnet dediğimiz hadisin عند ehlil hadisi'' hadis ehli katında ''Huva şu olduğunu, huve lezi tasala isnadu'' isnadı ittisal eden yani isnadı bağlanan, raviden raviye bağlanan, arada boşluk kesinti bulunmayan min ravihi ravileri arasında isnadı kesintisiz olan ile muntehahu sonuna deyim işte bu hadise müsned dendiğini Ebu Bekir el-Hatib el-Hafız söyledi. وَاَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ ذَٰلِكَ Ve yani bu tanımın, yani müsned tanımının kullanımının çoğu فِي مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله. Resulullah'tan gelen haberler içindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. دُونَ مَا جَاءَ عَنِ Sahabeden ve diğerlerinden gelen haberler için değil. Dolayısıyla müsnedin en yaygın tanımı, isnadı kesintisiz olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanan hadis çeşididir. وَذَكَرَ Ebu عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظُ Ve Ebu Ömer bin Abdül, Abdülber el-Hafız dile getirdi bir başka görüşü. اَنَّ الْمُسْنَدَ مُسْنَدِنْ مَعْرُفِعَا اِلَى النَّبِيِّ Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yükseltilen yani peygamberin sözü olan sallallahu aleyhi ve selleme hassatın özellikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bilgilere bu ismin verildiğini ve kad yekunu muttasilen senedinin muttasıl da olabileceğini metle söz gelimi malikun malik an nafi'in nafiden an ibni umara o da ömerden an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve kad yekunu munqati'an munqati da olabileceğini mesela misal Malikun Malik an Zuhri o da Zuhri'den an İbn Abbas o da İbn an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu da münkatı. Yani bunda kesinti var. Malik Zühri'den işitiyor ancak Zühri'nin İbn Abbas'tan işitmesi yok. Orada kopukluk var. Ancak ucu Resulullah'a dayandıktan sonra biz yine buna müsned deriz. Bu tanıma göre müsned Resulullah'a uzanan her türlü haber. İsnadı muttasıl da olsa, yani kopuksuz da olsa, kopuklu da olsa. Bu da bir tanım. Fehâdâ musnedun. İşte buna müsned denir. Demiş kim? Ebu Amar bin Abdülbar el-Hafif. Neden? Liannehu kad usnida ila Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah'a isnad edildiği için bu adı almıştır. Bu da bir görüş tabii. Ve huve munkatiun. Halbuki bu ikinci verdiği e, senet zinciri munkatıdır. Lianne zuhriye. Çünkü zuhri lem yesmâ min ibni Abbasin. İbn Abbas'tan işitmemiştir. Radiyallahu anhum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii müsnedin tanımı ile ilgili olarak önemli olan ilk verilen tanımdır. Yani senedi kopuksuz olacak, müttasıl olacak ve ucu Resulullah'a bağlanacak. Müsnedin genel yaygın tanımı bu. Bu ikinci andığımız farklı bir görüş. وحكى أبو عمر عن قوم أبو Abu bir topluluktan hikaye etmiş ki enel musnede musnedin la yaqa illa ala ma tasala marfuan ila nabi sallallahu aleyhi ve sellem musned hadisin muttasıl yani kopuksuz ve ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uzanan hadisin adı olduğunu bu ilk tanımla hemen hemen aynı ilk tanımda ne var ki çoğunlukla kullanımı Resulullah'a uzanan hadisler içindir şeklindeydi. Burada ise müsned hadis, muttasıl ve sadece Resulullah'a uzanan hadisler için kullanılır bu isim diyor. Ki en yaygın, en geçerli tanım zaten bu. Kultu i̇bn Salah bu sonuncuyu verdikten sonra diyor ki derim ki وَبِهَذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ Ebu Abdillah, el-Hafidhu. Bununla bu konuyu kesinleştirdi. Son sözü söyledi. Hakim Ebu Abdillah el-Hafız yani müsned hadis isnadı kesintisiz ve ucu Resulullah'a kadar uzanan isnadın olduğu hadistir. وَلَمْ يَذْكُرْ fi كِتَابِهِ غَيْرَهُ Ve kitabında bir başka çeşidinden söz etmedi. فَهَذِهِ اَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلِفَةٌ Bunlar üç farklı görüştür vallahu a'lemu en doğrusunu Allah bilir